Aslında öyle. Batuhan Aydagül var telefon attığımızda, eğitim politikaları uzmanı. Onunla bir konuşalım istiyoruz bu meseleyi. Hoş geldiniz Batuhan Aydagül. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. TEOG konuşuyoruz. Bir anda girdi gündemimize. Bir takım iddialar var ama o iddiaları konuşmaktan ziyade herhalde şu anda mesele bitmiş. Milli Eğitim Bakanımız diyor ki Türkiye'nin TEOG'un kaldırılması Türkiye'nin önünün açılması demektir diyor. Geçen yıl bu sınavı Milli Eğitim Bakanlığı yapmamış gibi bir değerlendirme diye baktım ben buna. Çocuklarımız yarış atına dönüyor diyor. Çocuklar büyüyor, büyüdüğünün farkına varmıyor. TEOG'dan dolayı etüt merkezleri arttı. Çocukların yarış atına dönmesini hangi anne baba ister? Bize güvenin diyor. Şimdi geçmişe baktığımız zaman liseye giriş sınavı var. Peşinden OKS var. LGS, OKS. Sonra bir SBS var. SBS'nin kendi içinde bir değişiklik var. Ardından gelen TEOG var. Şimdi TEOG kalktı. Ne olacak diye herkesin kafasında soru işareti var. Bakan da bize güvenin diyor. Ama aynı iktidarın bakanlarının getirdiği sistemler de bunlar. Ne dersiniz bu açıklamaya, böyle başlayalım derim. Yani bakanın TEOG'unla ilgili tespitleri doğrudur. Hani bu yarış atı ya da Tamam. sistemi çok baskı altına aldığı ya da işte etüt merkezlerinin sayısı. Telefon hattında bir sıkıntı var. Hemen zaten orada bir virgül koymasını rica edecektim. Çünkü evet, bu tespitlerin yanlış olduğunu zaten ben de söylemedim. Ama bu tespitler dün de vardı. Bu tespitleri dile getirenlere yönelik genel bir eleştiri vardı. Yani TEOG'un çocukları bir yarış atına çevirdiği, çocukların çocukluklarını yaşayamadıkları, sadece bir sınavla değerlendirme yapıldığı, bunun yanlış olduğuna ilişkin tespitler geçmişte de vardı. Hep yapılıyordu. Burada da yapıyorduk ama o zaman Milli Eğitim Bakanlığı'nın kulağı bunlara tıkalıydı. Bugün açık. Batuhan Aydagül, siz yokken ben o bölümü birazcık açmak istedim. Dün de vardı o tespitler. Muhtemelen siz de yapıyordunuz. Bugün o noktaya geldi bakan. Şimdi onun buzdağının görünen kısmını tartışıyoruz. Türkiye'nin çok sık yaptığı bir şeydir bu. Evet. Şu soruyu soralım. Niye bu kadar rekabet var? Niye Türkiye'de bütün aileler çocukları için tüm kaynaklarını seferber ederek çocuklarını bu ve açıkçası çocukların bütün boş zamanlarına ipotek koyarak okuldaki bütün diğer derslere sanat olsun, beden olsun ipotek koyarak bunu yapıyorlar. Çünkü iyi bir liseye sokmak istiyorlar çocuklarını. Çünkü iyi bir üniversite okusun istiyorlar. Aynen. Ve arkasından da sosyal hareketliliğin yani çocuğun iyi bir geleceği olacağının bahçe kapısı liseden açıldı. İyi liseler vardır ve bu liseler nüfusun çok böyle %3-5 gibi bir kesimine daha üstün yetenekli çocukların buluştuğu liselerde özel eğitim verirler ancak diğer %95'i de yolda bırakmazlar. Türkiye'deki bu rekabetin ortaya çıkmasının nedeni bütün çocukların bu kendini üstün yetenekli gruba atmak istemesinden daha çok o bahsettiğimiz geride kalan %90'lık okullardaki verilen eğitim kalitesinin son derece vasat olması ve önemli bölümünde çocuklar için güvenli bir okul ikliminin dahi olmaması yatıyor. Çok önemli. Bu açıdan baktığınız zaman ailenin göz bebeği çocuk için neredeyse hayati bir eğitim kademesi kararı, eğitim kademesine geçiş. Bu kadar az iyi yer varken iyi hem çıktılar, öğrenme çıktılar hem de öğrenciyi hani öğrencinin iyiliği için olumlu olan yer açısından tarif edersek bunun içine herkesin girmek için uğraşması kadar doğal ve içgüdüsel bir eylem olamaz. Evet. Bunu ortadan kaldırmadan yani yarın gelecek yeni sistem bu iyi okullarla tırnak içinde daha az iyi okullar arasında öğrenci dağılımını nasıl ortaya çıkacağını görerek yalnızca bir yere varamayız. Çünkü mesele sınavda değil ya da yerine gelecek bir sistemde değil. Mesele orta öğretimin aslında içinde ve kendisinde. Ancak bununla uğraşmak zannediyorum Milli Eğitim Bakanlığı'na ya çok zor geliyor ya da bu işin Ya çok da sabır ve çözüm. uzmanlık gerektirdiği için içine girmek noktasında çok isteksizler. Ve bundan önceki işte defalarca siz de saydığınız gibi SBS olsun ya da adını nasıl koyarsanız koyun çözümlerle yani kısa böyle müdahalelerle çözüm bulmaya çalışıyorlar ve bu işe yaramıyor. Ya aslında yapılması gereken şey herkesin ortalama bir eğitim alacağından emin olması.
Bunun için de sizin eğitim sisteminizin düzgün işlemesi lazım, öğretmenleriyle, okullarıyla. Mahalledeki okula gitmek dediğimiz bu herhalde. Herkes İstanbul'da Kabataş Lisesi'ne gideceğim diye bir çaba sarf etmemeli. Veya gidemediğinde iyi bir eğitim alacağını devletten bilmeli, buna güvenmeli. Ama bununla uğraşacağımıza biz Kabataş'a nasıl gideceğim diye belki de bütün çocukluğunu mahvettiğimiz çocukların bundan sonra o sistemde nasıl yürüyeceğini konuşuyoruz herhalde. Yani, tamamen doğru bir tespit. Bu özellikle Kabataş'a gidemezse, işte Kabataş'tan biraz düz gidin, Korkmaz Yiğit var, yukarı çıkın, Etiler Anadolu var. Buralara gittiğinde üzülerek söylüyorum, yani bu okullar değil ama yani bu Sven olmasa bile liselerin çoğunda çocukları yarı yolda bırakıyoruz ve aslında çok kritik bir kademeden bahsettiğimizin altını çizelim. Ergenlerin okuduğu bir düzey burası. Evet. Dolayısıyla sadece iyi eğitim vermek ve çocukları iyi bir üniversiteye sokmak yetmiyor. Yani bugün bahsettiğimiz işte bir madde bağımlılığından tutun da hani fanatik düşünceler ve şeylere, akımlara kapılmasına gidene kadar çok ciddi risklerin olduğu bir sosyal yaşamdan bahsediyoruz. Bu yaşamın en büyük koruyucusu güvenli bir okuldur, güvenli bir okul ortamıdır. Bu okulların sayısı azken ve tüm okullarda bunu sağlayamazken aile açısından bunun nasıl sağlanacağı çok önemli. Şimdi bir şey çok önemli. Ben yani TEOG bu kadar kısa bir süre içerisinde kalkabilecek bir sınav değildi bence. Ben hesapladım, aşağı yukarı 84 saatte sınav kalktı. Cumhurbaşkanının demecinin takip eden 84. saatti. Ve tartışılan çok sık gündeme gelen çözümlerden bir tanesi mahalledeki lise. Evet. Şimdi ilk ve ortaokulda bu son derece mantıklıdır, böyle zaten yapılan bir uygulama. Fakat liseye geldiğiniz zaman çocukların farklılaşan ihtiyaçları, gereksinimleri ve özelliklerinden dolayı farklı bir lise talebi de olması normal. Yani bu matematiği daha iyi olan liseye talep olabileceği gibi sanat, spor, İngilizce ya da sanat başka bir şey de olabilir. Ama bunların hepsinden bir ilçede ya da bir mahallede açmak mümkün de değil. Evet. Yani özellikle Anadolu'ya doğru gittiğiniz zaman ister istemez nüfusun azalmasıyla oralarda sunacağınız okul sayısında da ciddi anlamda bir sınırlamayla karşılaşacaksınız. Peki o zaman bu çocukları nasıl yerleştireceğiz? Zaten soru Bir bu. çocuğun bakanın açıklaması yönlendireceğiz diyor mesela 8. sınıfta. Şimdi bu beni çok korkutan bir kelimedir. Çünkü bunun aslında doğrusu danışmanlık ve rehberliktir. Yani çocuğa kendi kararını vermesi için danışmanlık ve rehberlik yapmak bir kenaradır. Çocuğu tırnak içinde yönlendirmek başkadır. Burada yani kamuoyunun son derece haklı nedenlerle endişe ettiği İmam Hatip'e yönlendirme riskinin olmadığını kimse söyleyemez. Yani 8. Evet. sınıfı bitiren bir çocuğun İmam Hatip Lisesi veya meslek lisesine, yani sen ancak meslek lisesini yaparsın, oraya git gibi sübjektif bir görüşle bir çocuk bir okuluna bir okula yerleştirilecekse sınavın kalkmasının aslında çok da sevinilecek bir taraf olmadığı gibi bir durum çıkıyor ortaya. Peki ne oldu? O Ne zaman yapmak? Yani burada tabii bir çözüm de tabii önermek gerekiyor. çözümü şöyle iki başlık altında Şimdi yapmak lazım. bir tarafı çok uzun vadeli bir çözüm çünkü sizin söylediğiniz. Şimdi Yani tabii şimdi okulların onu bir defa mutlaka yapmak o gerekiyor. ayrı Yani tabii. Üzerinde çok da onu konuşulması gerekiyor. yapmadan bu sorun çözülmez. Ama Şimdi akut bir sorun sistem var çünkü. hani fakat bu yerleştirme ile ilgili şimdi iki ana başlık var. Birinci başlık elit okullar. Evet. Yani akademik olarak seçici okullar. Demin de söylediğim gibi dünyanın her yerinde var. 3 ila 5 gibidir. Bu sınavlara veya da bu okulların sınavlarına zaten akademik olarak ve kişisel gelişimleri nedeniyle büyük gelecek vaat eden, hani ben diyeyim üstün yetenekli, siz deyin üstün performans gösteren çocuklar. Buna aday çocuklar girer o sınavlara. Yani sizin çocuğunuzun ortalaması 6 ise, hiçbir alanda da böyle çok ön plana çıkmıyorsa, gidip fen lisesinde mesela sınava sokmazsınız. Evet. Ama bu çocukların bu özel okullar tarafından, yani özellikle özel eğitim veren okullar tarafından seçilmesi gerekmektedir. Çünkü bu ancak seçimle olmak olacak iştir. Yani bir sınav Ve olmak zorunluluğu var. ya sınava ek olarak yetenek şeyi olabilir, ölçülmesi olabilir, bir mülakat olabilir, başka şekilde bir kompozisyon ya da lise ortaokul öğretmenlerinin referansı olabilir ama sınav genelde
kullanılan bir şeydir burada da. Tek ölçüt olmadığı durumlar çok. Bu zaten %3 ile %5'i değerlendireceği için bunun çözümü nispeten daha kolay. Bizi asıl zorlayan, demin de bahsettiğiniz o Kabataş'a giremeyenler grubu dediğimiz ki bunun aşağı yukarı karşılığı %90-95 olacak. 95 tabii. %3'lük bir kısım anca herhalde. Şimdi bunlar nasıl girecek? Asıl bizi zorlayan kesim bu kısım. Evet. Bunun içinde bizim önerdiğimiz sistem aslında yurt dışında yaşayan çok akademik olarak meşhur iki tane iktisatçımızın Amerika'daki farklı şehirlerdeki New York'la Boston buna dahil liselere yerleştirme modeli. Bu model ertelenmiş kabul algoritması gibi sofistike bir isme sahip ancak özünde yaptığı şu: öğrencilere okul seçimi hakkı veriyor. Ve bu okul seçimi içerisinde ölçütler belirliyor. Örneğin yakınlıktan, mesela okula daha yakınsanız bir puan alıyorsunuz. Ya da okulda kardeşiniz okuyorsa bir puan daha alıyorsunuz. Ve bu ertelenmiş kabul algoritması bu sistemi bütün çocuklar en ideal şekilde yerleşecek şekilde uyguluyor. Böylelikle adresine en yakın okula doğrudan kayıt yaptırmak yerine çocukların farklı özellikleri ve aslında çok da böyle eğitim pedagojisiyle uyumlu bir şekilde yaptıklarından yola çıkarak yerleştirebiliyorsunuz. Şimdi bu sofistike gelebilir kulağa. Vallahi bana ama çok zor geldi yani içinden çıkması. O kadar çocuk falan diye düşününce birden çok çıkmaz sokak gibi. Tam da bu bir çözüm aslında. Yani çünkü bu iş zor bir iş. Yani bu kadar çocuğu okula yerleştirmek zor bir iş. Ve bunu yapan insanlar bu zorluğu bilerek buna çözüm arayarak giriyorlar. Hani bu tabii şöyle bir şey de var. Kamuoyu TOK, SBS'ye alıştığı için ERG'den de şey bekliyor. Ya böyle bir kelime de çok anlaşılabilir. Hani sınav olmasın, evet, şöyle olsun. Fakat ne yazık ki bugün karşısında kaldığımız sorun ciddi anlamda önemli bir sorun. Ve bu akademik olarak da tabii özellikle iktisatçıların merakını çektiği için de ciddi anlamda çalışma var. Bunlarla konuşulabilir. Fakat şöyle bir şey var. Üzülerek söyleyeyim ki Türkiye'de kamunun bu gibi işlere kafa yormaya sabrı yok. Yani tamam, ben belki bunu hani bu programda çok net anlatamamış olabilirim ama bunun doğrusu şudur: bir masanın etrafında farklı paydaşlar, uzmanlar otururuz biz. Ama zaten öyle bir alışkanlığımız yok maalesef yani. Çalışırız ve onun sonucunda kamuoyuna deriz ki bakın sistem şöyle çalışacak. Ve hatta ilk sene denemesini yaparız. Hani ilk sene herkese böyle uygulamak yerine. Bir senin altını çizmek istiyorum. Bu sene Çemişgazete'deki o gazetelere çıkan çoban çocuk Robert lisesine başladı. Evet. Şimdi istediğimiz kadar eleştirelim, Türkiye'de merkezi sınavların böyle mucizelere izin verecek bir yapısı da var. Evet. Yani aksi takdirde Robert'in kendi sınavını yaptığı dünyada o çocuğun oraya gelme imkanı yok. Çobanın mümkün değil. Şimdi diyeceksiniz ki bu istisna. Fakat sosyal adalet ne yazık ki Türkiye'de zaten istisnalarla artık yaşıyor. Ya istisna diyoruz ama bunun başka örnekleri de var. O kadar uç örneklemesek de yani benim tanıdığım var. Adıyaman'dan normal bir ortaokuldan Galatasaray'a gelip bugün de okul ikincisi olmuş. Yani bu aynen tip örnekler çok. Bunlar biliyor musunuz? Mesela İstanbul Erkek Lisesi çok evet, da uğraşıyor ne yazık ki Milliyetin Bakanlığı bu okullarla. Evet. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen çocukların ücretsiz eğitim alabildiği iyi bir okul. Aynı zamanda barınabildiği de bir okul orası. Evet. Şimdi 3 tane de başbakan çıkardı. Evet. Yani şimdi bunlar Türkiye'nin, üzülerek söylüyorum, geriye kalan son cevherleri eğitim adına. Eğer bu okullara sınavsız giriş yapacağım diye bu okulların sosyal adalet açısından, özellikle sosyal adalet açısından ve nitelik açısından bozarsanız gerçekten geriye hiçbir şey kalmayacak eğitimde. Yani sıradan öğrencileri o okullara aldığınız zaman zaten okullar da sıradanlaşacak. Şimdi hayatında bir gerçeği var. Bir sınav yaptığınızda o sınavda çok yüksek derecede başarı elde etmiş çocuklar ancak oralarda okuyabildikleri için o okullarda marka okul ve aynı şekilde devam ediyorlar. Ya yani bunun hayatında bir gerçeği bu. Bunu da göz ardı etmememiz lazım. Siz diyorsunuz ki mahalledeki insanları almaya başlarlarsa zaten mesele kapanacak yani orada. Şöyle %90, %5'in gittiği okulları da bozarsak, evet,
Ondan bahsediyorum aynen. Geriye hiçbir şey kalacak. Yani vasat kalacak. Ne bekliyorsunuz siz mesela? Uzmanlar çalışıyor diyorlar. Ben duyduğum şu. Tabii şu an son derece az bilgiyle hareket ediyoruz. Cumhurbaşkanı ve Başbakanının sınava kategorik olarak karşı oldukları. Yani merkezi bir sınava. Bu durum eğer bütün okulları kendi sınavını yapmaya itecekse, içinden nasıl çıkacağı konusunda hiçbir fikrim olmadığım lojistik bir kaos çıkabilir ortaya. Yani yüzlerce sınav olacak o zaman. Ve bunun özellikle de şimdi bu gibi durumlarda kaostan çıkış biletini parası olan satın alabilir. Ve tam da bundan dolayı sosyal adaleti önemseyen ve sosyal devlet ilkesinin hani benimsemiş bir iktidar, yani benimsemesi gereken bir iktidarın bu tür acele çözümlerden kaçınması gerekir. Çünkü zenginin işi her zaman kolaydır. Vallahi yani, zengin ya da az orta gelirli olsun. Dün Erhan Erkut Hoca ile konuşurken burada ben geçen yıl girdi benim oğlum sınava. Daha önce OKS sınavına kızım girmişti yıllar önce. Ben böyle bir şeyle karşılaşsam ve bu yıl çocuğum sınava girecek olsa şimdiden özel okul aramaya başlarım dedim ona. İşte ya zaten son yıllarda ciddi anlamda kamudan özel okula bir göç var. Yani özel okul öğrenci sayıları ve okul sayıları çok hızlı artıyor. Hala büyüğün içinde küçük bir isim olmasına rağmen. Bunun en büyük nedeni sizin söylediğiniz şey. Artık insanlar illallah dedi. Ya bize yani güvenin bu, diyor da bakan. Güven kalmadı ki. Ya bu kadar çok sık değişiklik, müfredat üzerinde bu kadar büyük tartışma ve bilimsellikle ilgili kaygılar olunca üzerine bir de bu hani ben sıkıldım kaldırıyorum diye hemen kaldırmak. Geçen sene bu iş için dershaneye giden çocuklar yok mudur? Var olmazdı zaten. Ben açıkçası TEOG'un kalkması gerektiğine tamamen katılsam bile. Bu konuşma yok tabii. Bu yıl kalkıyor olmasını son derece haksız ve acımasız olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz ne yaparsanız yapın bu çocukların hepsi yaz boyu oturdular. Evet. Ders bu sınava çalıştılar. Etüt aileler merkez, kaynak ayırdılar. Tabii, etüt merkezde para verdi. Buna göre yaptılar. Bunu daha senenin başında ilk iş olarak kaldırmak zaten güvenin olmadığı eğitim sektöründe ve hatta biz aramızda bazen şey diyoruz yani zaten depresyonda olan eğitim sektöründe çok ciddi bir darbe. Yani bunu gerçekten artık kamuoyunun da hazım kapasitesine şaşkınlıkla bakıyorum. Buralarda ciddi sesler çıkması lazım. Ciddi reaksiyonlar, tepkiler çıkması gerekiyor velilerden. Yani çocukların hayatıyla oynamak bu kadar sessizce kabul edildiği sürece ben bu anlayışın daha da güçlenerek devam ettiğini görüyorum. Çünkü velinin bunu artık yani ben Batuhan Aydegül olarak bir think tank'in yöneticisi olarak bunu söylediğim zaman işte yani çok da aslında kendi arkasında bir kitle gücü olmadığı için dikkate alınmayabilir. Ama bir velinin bu işin içinde bir paydaşın çıkıp da yani ya benim çocuğumun geleceğiyle niye oynuyorsun diye sorması son derece meşru. Ve ne kadar çok veli sorarsa bunu o kadar da aslında hani karar verenleri düşündürmeye yeteceğini umuyorum. İşin siyasetinin dışında bir şey olduğunu anlamamız lazım öncelikle herhalde değil mi? Burada başka bir şey var. Hem çocuğun geleceği var hem ülkenin geleceği var. İşi siyasallaştırmadan doğruyu tartışmak, konuşmak. Yani eleştirdiğin zaman AK Parti'yi eleştiriyormuş gibi algılanmamak. Ya da kabul ettiğin şeyleri AK Parti'ye destek gibi değerlendirmemek. Şu kutuplaşmadan biraz uzaklaştırarak eğitimi biraz kendi başına tartışmak ve konuşmak ya da şikayet etmek gerekiyor mutlaka herhalde. Mutlaka öyle fakat o kadar çok tuzaklarla dolu ki. Evet. Yani şimdi herkesin aklına ilk gelen İmam Hatip liselerine kıyak çekmekle ilgili şimdi, ya da İmam evet, Hatip ortaokullarıyla ilgili. Az önce şimdi, ben aktardım bizi dinleyenlere bir rapor üzerine bu kararın alındığı, Cumhurbaşkanlığı İmam Hatiplerin 6-7. Sınıflarda yapılan deneme sınavlarının sonuçları gönderildiği, orada başarı derecesinin çok az olduğu gibi iddialar da var. Bugün çok gazetede, internet sitesinde vardı bununla ilgili. Yani işte bu tür spekülasyonların doğabileceği de bir zemin var, bunu kabul edelim. Yani, evet. Ve ben gerçekten hani eğitim politikası uzmanıyım. İşim eğitim politikası nasıl yapılır diye hani anlatmak. Bu tür bir eğitim politikasının yapılması
bir muz cumhuriyeti işi. Yani kalksın dendikten 83 saat sonra, 82 saat sonra kalkıyorsa bu, üzgünüm ama burada ne akılcılık, ne bilimsellik, ne de bir katılımcılık sürecinin olduğu söylenebilir, ne de şeffaflığı. Şimdi sizi de hattayken söylemek istedim. Bugünün en net açıklamalarından biri, gerçekten ben dünden beri bunu izah etmeye çalışıyorum. Belki dilim o kadar dönmedi ama Akşener bugün bir yayında şöyle bir şey söylemiş Teok'la ilgili. Ben kendimi büyük bir evde otoriter bir babanın çocuğu gibi hissetmeye başladım ve herkes de böyle hissediyor. Uzmanlarla konuşmadan akşam düşünüp sabah açıklama yapmasını Cumhurbaşkanı'nın yanlış kabul ederim diyor. Yani gerçekten öyle bir hissiyat var. Doğruyu bilir ve söyler. Ama bir dakika, bu çok ciddi bir durum. Bir tartışılsın, bir konuşulsun. Esin gibi uzmanlar var, fikri olanlar var, veliler var, paydaşlar var, sendikalar var, öğretmenler var, öğrenciler var. Herkes için sürpriz oldu. Milli Eğitim Bakanı için sürpriz oldu. Düşünün yani. Tabii. Yani bakanlık için tamamen sürpriz bir şey bu. Ben başbakan için de sürpriz olduğunu düşünüyorum ama bilmiyorum. Büyük ihtimal yani, ben aynen yani son derece şey, tek adam yani yönetimi dediğimiz şeyin uygulamaya geçmesi bu. Yani iyi benzetme, ben kendimi büyük bir evde otoriter bir babanın çocuğu gibi hissetmeye başladım diyor Akşener. Öyle bir hava doğmuş oluyor. Valla bilmiyorum, herhalde biraz daha bekleyeceğiz bu iş için de inşallah Çin işkencesi çektirilmez velilere. Nasıl bir sistemle önümüzdeki yıl çocukların liseye geçeceğinden bir an önce haberleri olma hakkı var en azından velilerin. Aynen, ben de umuyorum ve fakat hani bu başlangıcı çok iyi alamet değil. Hani umarım süreç içerisinde daha akılcı bir çözüm ortaya konur. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için Batuhan Aydagül. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.